Ben araya gireceğim. Seda ile Sema konseyde birbirlerine bir hareket yaptılar. Evet. Kimi yazdıklarıyla ilgili. Onunla ilgili ne söyleyeceksin? şöyle bir şey o kimi yazdığını söylemek istiyor. Bunlar çocukluğundan beri yani doğduğundan beri düşünsene <laughs> beraber <gülüyor> doğmuşlar, beraber <gülüyor> çıkmışlar. hayır <laughs> bu el hareketleri Böyle falan. Şöyle şöyle yaptı. Ya bilmiyorum bana çok beni çok onu rahatsız etmedi Sema'nın öyle bir Şu şey yapması. yayına? O... Var mı yayında? Onu? onu o zaman izleyelim hep beraber. Aynen onu ondan sonra değerlendirelim. Evet o. Direkt anlıyor. Şimdi bir Anlar dakika. Ama abi. Bir dakika. Ben şimdi bunu üstüne bir şey şu, söylemek şunu istiyorum. bir dakika. Bile. Başka yani bizim senelerimizi değerlendir ya da Seda sana şimdi bunlar ikiz Hı -hı. E, kız kardeş oldukları için Hı -hı. şimdi onların birbirine karşı bu şekilde diyalogları sizi rahatsız etti mi? Etmedi mi? Beni etmedi etmedi evet. abi. E, ne Neden? oldu ki ne dedim Mert dedi orada? Bir şey yok ki. Ne olacak? Normalde bir, haber olacak. bu diyaloglar hani normalde rakip olan kişilerin aslında birbiriyle diyalog içerisinde olması normalde seni çok rahatsız eder Yok, ya. Nerede, o yüzden ekstra sana sormak burada istedim. Burada ne var peki? Hayır normal şartlarda iki yakın arkadaş bile karşı takımda olduğunda onların diyalogları seni rahatsız ederken şimdi onlar tamam iki kız kardeş olabilirler ama onların ama diyalogları seni rahatsız etmiyor. Daha Survivor ateşi o derece yanmadı. Baktığın zaman. burada. Ama hani... insanlar Hı. Sema ile Seda'nın yarışmalarını sence beklemiyorlar mı? İzlemeyi bence herkes çok merak ediyordu. Herkes bekliyor. Onlar da kardeşleri mi olacak? Nagihan, hayır bak, tabii ki de. de ama Nagihan ve Sema ile havuzdaki buluşmalarındaki oh. Bravo, bravo güzelcim. <laughs> bravo, bravo. O görüntüler var mı? Söyledikleri de tutmadı şu <laughs> anda. Ama bak şimdi, şimdi sen normal yıllar içindeki değişim karşı... mi diyorsun? Buna? Kendi takımını korusun. <laughs> İki yakın arkadaş olsam bile profesyonellik devreye girip arkadaşının takımını satmamak adına öyle hani sıkı fıkı olmasınlar o rekabet ölmesin diye onu savunan bir insan olduğun için şimdi sana ekstradan böyle bir şey sorun. şimdi ama bak şöyle bir şey var ee, burada e, nasıl diyeyim sana orada çıkacak adayın belki mert olacağı kesin olsa Sema bence o hareketi yapmaz ama içeride organize olamadıkları için hani şöyle bir durum mesela karşıdan sesleniyorsun mesela sen kimi yazdın Hani onlar kimi yazdı bilmiyorum ama ben Mert'i yazdım gibi bir hareket yapıyor bence. Ki zaten Mert de çıkmıyor konseyde. Mert'i iki kişi yazmış. Batuhan'la Sema. Yani hani boş oy gibi olduğu için ama ciddi bir durum olsa ortada Sema da zaten gergin bir şekilde oraya bile bakmaz. Peki ilerleyen zamanlarda bu iki kardeşin bu şekilde dayanışması devam eder mi seninle? Bayağı ilerledi. Savaş alanına döndü ortalık yani. Ne olacak sence? Ben mesela bunu merak ediyorum. Etmez ama İki ederse kardeş, de abi ikiz onlar yani. Ne diyeyim ki şimdi hani kalkıp da anlatabildim mi? Ben çok. Niye? Hayır yani beni o kadar keskin bir şekilde eleştirip şimdi onlar ikiz kardeş yani. Ne? Onlar, <laughs> onlar yani abi, öyle şey şeyler falan. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani olmuş bir şey. Ya şeyi tabii paylaşayım. ki de düşman olmasın. Karşı taraf olması o sırada Mert'in olduğu bir yok. olacak ki. Ama eee. Hani şimdi şimdi çok, çok, büyük bir ilgi ki. Çok sıkı fıkı olduklarında şimdi zaten et tırnaktan ayrılmaz. Ne kadar tartışsalar da ikisi beraber yarışsa da o sevinde o ona alındı falan ama ikisi günün sonunda kardeşler tabii ki de bir yerde konuşacaklar. Yani öyle bir isteğimiz, öyle bir arzumuz da yok ama hani çok sıkı fıkı olduklarında ya da oradan lafı alıp oraya taşıdıklarında kendi takımında iç huzursuzluk olabilir. Bir yerde bir konu açılabilir. Sema evet. kalkıp oraya karşı tabii ki. takıma bizi satıyor diyebilirler. Tabii yani ki. bir sürü şey olabilir ama bu. E, daha Survivor'da o noktaya gelinmedi. Şu ya an tabii biz hani Allah'ım hiçbir keskin bir yorumda bulunamayayım. Şey yani. Dur daha dur bir ay geçsin görürüm. Daha ben bir ay sonra senin yorumlarını merak ediyorum Hakan. Hiç en yakın arkadaşlarını nasıl böyle eleştireceksin? En Benim, çok onu merak işte ediyorum. Bak burada ben hani baştan herkese söyleyeyim. Benim burada çok yakın olduğum kimler var? Mert var, Seda var, Adem var. Onun dışında başka Sercan var, Atakan var. Zaten herkes. Yok Sercan, Atakan bir de Ardağan. Yağmur'la da Survivor'da beraberdim. Berkan'la da tanışırım. Evrim'le yani hani herkes ama bu ilk evet. saydığım 5 kişiyle biz hani evet. her hafta yazışırız, şey yaparız ama bu demek değil ki bak ne diyorum benim buraya babamı koy. Baba ne yaptın ya demem lazım. Zaten dediğim için belki altı yıldır buradayım. 3 kere de yarışmaya gitmişim. Acımam. Bak geçen sene isim vermeyeyim bir tane yarışmacı araya birini sokup benimle buluşmak istedi. Hmm. İstemedim tabii. Bak bunu da ilk defa anlatıyorum. İstemedim. Olmaz dedim. İsim vermeyeceğiz Ayıp dedim mi? Etik olarak Dur dur daha bir, bir <laughs> Bu sene büyük isimler İlerle, vereceğiz. İlerleyen Sonra zaman. ne yaptı etti? Burada bir AVM'de benle buluştu. Yarım saat bir kahve içtik. Çok merak ettim. Abi ediyorum. ne yapmam lazım böyle böyle falan. Konuştuk biraz fikir verdim. O da şöyle mi böyle mi? Geçen gün ne duydum biliyor musun? Ne? Bu aracı olan kişi. Aracı olan kişi. De harfi var mı buluştuğun kişinin? Hepsinde var baksana. <laughs> A olmayan bir Sercan. Sercan'da bile A <laughs> Ama gerçekten çok merak ediyorum. Ya aracı sok birinin seninle buluşmak istemesi. Bu aracıyla spor salonunda karşılaştık. Dedim ki, "Ne haber Burak?" dedim. "Ya abi Biz sen ama. Evet. "Aracın adı "Abi dedi, var. bizimki dedi, böyle böyle falan." "Ne oldu?" dedim. "Biz küstük." dedi. "Niye küstünüz?" dedim. "Ya işte sen çok salladın diye geçen sene benle küstü. Sen bizi buluşturdun, bağlayamamışsın tarzında yaklaşmış. Ya ben seninle buluştum diye. Ben senin hakkında iyi mi konuşmak zorundayım?" Ben ne görüyorsam onu söyleyeyim. Bu sene Damla gitse Damla'yı da çiğ, çiğ yeriz belki. Eğer benim kafa yapıma Kesinlikle. göre yanlış davranırsa. Ama bu bana yanlış geldi mesela. Kim olduğunu ne zaman söylerim? Ne zaman? 25 Ocak'ta açıklayacağım kim olduğunu. Tamam yazalım kenara. 25, 25 Ocak olması açıklayacağım. nedeni ne? Onun da bir nedeni var onu da açıklayacağım. Ama da 23 Ocak'ta... Şey, evet. <laughs> hiç açıklama yok. Soru işaretleri tabii, tabii, tak tak tak. 25 Ocak'ta evet. bekleyeceğiz o zaman. Aynen.